Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ben okuyorum, isterseniz bakarsınız oraya. Ben bir adetim var. Başlamadan önce derse çalışıyorum. Dersten çıkarımlar yapıyorum. Oradan bazı pencereler buluyorum. Pencereleri koyarak onunla bak diye okunan mevzuyu bir de bu pencereden bakınca kolay olur. Senin anlayacağın zaten cepte olacak. Bir de bu pencereden bak. Tamam. Uhuvvet dersimiz. Uhuvvet. Ne yapacaktım biliyor musunuz bu hafta? Haritalı kader yapacaktım. Sonra sahabelerdeki veraset-i nübüvveti yapacaktım. Her şey bitti. İkisi de çalışmıştım. Size sunacaktım. Fakat son akşam namazında bir hal Barla layıkası 124'ü yapmamı oldu. Kalbime şey yapın. Çok vazgeçemedim. Niçin olduğunu da bilmiyorum. Mehmet abi gelince ben dersimi bitirmiştim. Bu değildi yani. Dolayısıyla bu ders niçin olduğunu bilmiyorum. Toplumda ne ihtiyaç var bilmiyorum. Uhuvvet. Uhuvveti bir de böyle bakın yani. Siz çok dinlediniz, okuduğunuz mektubatta. Bir de farklı bir pencereden bakalım. Mukaddemeler yapıyorum. Bir insandan uzaklaşmak, onu kovmak, bir insandan uzaklaşmakla onu kovmak çok farklıdır. Biri tamir iken diğeri tahriptir. Anlıyor musunuz? Bir de okuyayım. Hem 9'a doğru tamamlıyorum. Bir insandan uzaklaşmakla onu kovmak çok farklıdır. Birisi tahrip, birisi tamirdir. Ondan uzaklaşmak tamirdir. Kur'an'ın tabiriyle hecren cemila, onu kovmak ise tahriptir. Ama muamelesi farklı, neticesi aynı. Bunalımda olan insanda merhametli davranamaz. Yani böyle hırçın, saldırgan, bir de nurculuk veya işte tarikat, Süleymancılık, ne bileyim, İslam, Kur'an, yani bir şey adına böyle din adına yapıyor. Ama uslubu, yapısı hırçın. Sanki malın sahibi kendisi böyle. Bu kim? Bunalımda. Ne yapıyor? Var olan içindeki korkunç bir kaosu böylelikle dışarıya çıkarmaya çalışıyor ama din perdesi altında hamiyet gözükür. Bu tür insanlar kurtlar hangi havayı sever? Puslu mu diyorlar, suslu mu? Sisli. Değil mi? Puslu mu diyorlar? Puslu. Biz de sisli de havayı sever derler. Yani aslında hırçın böyle saldırmak istiyor. İçine bir kaos var. Serdar. Onu nasıl atacak? Din olsun. Sadakat perdesi. Allah Allah. Nurları koruyor. Tek bu adam. Bu insan olmasa vallahi mahvolmuştuk. Böyle bir eda ile çıkıyor. Tam yer Risale-i Nur'u koruyor yani. Böyle hırçın, saldırgan, hakka hayat vermez bir tarzda, bir uslupla. İyilikle mukabele etmek iyilik değil, borç ödemektir. Bir daha söylüyorum. İyiliğe karşı iyilikle mukabele etmek iyilik değildir. Borç ödemektir. Akıl, fikir bütünlüğüne ihlas, akıl, fikir, kalp bütünlüğüne sırrı ihlas denilir. Tamam. Ne demişim? Fiil yazmışsam fiil olacaktı. Fiil mi yazmışım?
Fiil, fiil işte. Üçü de var. Akıl, akıl, fiil, kalp. Yani akıl, ben şöyle yapayım. Kalp, eylem. Bütünlüğüne sır ihlas. Şöyle diyeyim. Oo, hoş geldiniz, hoş geldiniz. İhlas bu. İçinde boşun diyorsun senin. Sır ihlas yok. İşten hesaplı. Böyle olursa. Tamam mı? Dışarıda, içeride. Gençler, dışarıda siz ne kadar maske kullanıyorsunuz ya. Hani işte seviyorum seni şu an açıyoruz, kaçıyoruz. Var ya gençler böyle galiba şu hayatları var ya bazılarını. Onlar da böyle maske kullanıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Rabbinde naklen anlatıyor. Diyor ki, çok acayip bir şey, bunu aldım. İhlas, ihlas diyor. Allah diyor ki Celle Celaluhu, ihlas sırrımdan bir sırdır. Onu kullarımdan sevdiğimin kalbine bir vediye olarak bırakırım. Hadisi kutsi galiba, öyle zannediyorum. İhlas sırrımdan bir sırdır. Onu kullarımdan sevdiğimin kalbine bir vedia, vedia emanetim bırakırım. Sonra alırım. İhlas demek ki Allah'ın sevdiği kullarına koyduğu bir sırdır. Ama Allah vermemiş. Ne yapacaksın işte? Çok iyi biliyor. Papağan gibi konuşuyor ama yani benim davranışıma bak, kucaklayışıma bak. Benim burada kürsüde konuştuğuma bakma. Ben Risale-i Nur'u seslendiriyorum. Bunun sahibi değilim ki. Ben ne kadar uygularsam buna o kadar ihlaslıyım. Öyle ya. Bir daha söylüyorum. Hakkı dahi söylese. Ne olur bunu bir kavramanızı istiyorum. Kendi ruhumdan söylüyorum. Hakkı, doğruyu ve hakikati müdafaa ederken bile fırçınlık yapan kendini tatmin etmek için uğraşıyor. Hamad el-Risale'den kadi işte hırsızın elini kesecekti de hissiyatını karıştırdı. İhlası bozuldu. Davranışı bozuldu ama niyeti yanlış. Hani Hazreti Ali adamı kesmek için yatırdı. Tam keseceği zaman tükürdü ya. Adam tükürdü. Hazreti Ali kesmekten bıraktı. Radiyallahu anh. Niye beni kesmekten bıraktın dedi. Ben dedi Allah için seni kesecektim. Tam keseceğim sırada sen tükürdün bana. Hiddete geldim. Bak senin mesleğin sen Levent. Ondan sonra sen girdin. Senin mesleğini okuyorum. Bak tam sen. Hazreti Ali'nin şeyi bak hoşuna gidecek. Ben diyor Allah için seni kesecektim. Ama sen bana tükürdün. Hiddetim karıştı. Dolayısıyla Allah için değil hissiyatım karıştı. Onun için vazgeçtim kesmekten. Adam ne dedi? Hatırladınız mı? He? İman etti adam. Yok niçin iman etti adam? Öyle bittiğinde. Yok kesmekten vazgeçti. Hazreti Ali kesmekten vazgeçti. Adam dedi ki niye beni kesmiyorsun? Ben seni Allah için kesecektim dedi. Sen tükürünce benim hissiyatım karıştı. Hissiyatım karışınca Allah için olmaz dedi. Abi önce iltizam etti sonra iman etti. Evet. Ha iltizam etti he. Sonra adam dedi ki Allah Allah dininiz bu kadar halise vay be bir tükürükle beni devre dişi yapmıştın. O zaman bu din haktır dedi ya. Ulan gavur hakikaten iman eder ya. Zaten gavur diyor. Gavur iman eder hani. Acayip bir şey ya. Hasan abi Peygamber Efendimiz'e de ayet var. Eğer sen yumuşak başlı, alçak gönüllü, iyi huylu olmasaydın insanlar kim, senin etrafında toplanmaz. Kimse yanında olmazdı. Etrafında toplanmaz. Doğru, o da var. İmanın şiddetlenmesi nispetinde uhuvvet hissi gözükür. İman ne kadar âli olursa, âli yüksek, uhuvvet o kadar olur. Hutbe-i Şami'ye 90'da şöyle diyor. Bu ittihat adetten değil, ibadettir. İttihat adet değildir arkadaşlar. İttihat, birlik, bir olmak. Adet, yani bir işe varmak için vesaire adetimiz değil, ibadettir. Bu zamanda en büyük
farz vazifesi baklavayı iyi yemektir. Ne oldu? Hangi kitap yazıyor? Ha. Laika-i Hasani. Demek ki bu zamanda en büyük farz vazifesi İttihad-ı İslam'dır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan dostun en hayırlısı kendisini görmek, size Allah hatırlatan, konuşması amelinizi artıran, ameli de size ahireti düşündüren kimsedir. Hakikaten, vallahi yani şey için demiyorum peygamber ama, bak onun için demeyeceğim. İki vade arasında Mekke'ye gidenler, ya bu sosyoloji okumadı, okumadı, psikolojiyi okumadı. Ya bu ne biçim böyle bir terkip ya, bütünü, yani bu böyle olur, ifade edemiyorum ya. Ya cebime gidiyor ya, bir 1400 sene önce ben Muhammed oluyorum aleyhissalatü vesselam. Ya deve çobanı, kafilede bulunuyor. Ya insan böyle bir insan, böyle diyebilir mi ya, böyle bir şey olur mu? İnsanlar çarşı pazarda satılıyor, 3 tane köle bir eşeğe denk geliyor. O dönemde bunu söylüyorsun ya. Çarşıda insan satılıyor. Eşek işe yarıyor, yük taşıyor. Köle ne kadar iş yapıyor? 3 tane köle, yani insan bir eşeğe denk. Ama sen bazen yanında 3 tane benim bir eşek kalmak olur. Sen, ben, üçüm, ben de. Ben. Sen, ben, üçümüz. Bir eşek. Bir eşek oluyor. Ulan bir tek alsan eşek olamıyor. Hey asıl saadette ya delikanlı. Yeni mi geliyorsun? Bir tamam dur. Ha delikanlı. Göreyim seni diye karşıma aldım seni. Şimdi asıl saadette olsan senle bir eşek alınmaz. Benimle bir eşek alınmaz. Çarşı pazarda 3 tane köle satacaksın, bir eşek alacaksın. Vay be. O zaman bunu söylüyor ya. Ya ben biraz böyle hayalperest miyim? Gidiyorum. Cezulet'ül araba gidiyorum. İki kişi İnatlaşmışlar. Sen mi, ben mi? Daha iyi vururuz. Okla. O zamanı tasvir ediyorum sizi. Bilgiyle değil. Hadi gidiyoruz. Gittik. Bizi kimse görmüyor. Velid İbni Muğre ile Ebu Cehil inatlaşıyor. Sen mi daha iyi ok atarsın, ben mi? Herkes ha 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 hu 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 ha. Tamam. Bir köle getirin. Hangimiz daha iyi ok atıyoruz? O asrı tanımlamanızı istiyorum. O asra götürmek istiyorum. Gözümü kapattım. Köleyi bağlayın. Kafasını da böyle şey demir bağlıyorlarmış böyle. Ondan sonra bazılarında küpe varmış. Bağlıyorlarmış böyle. Kollarını bağlayın. Tamam. Hadi bakalım. Sen sağ göz, ben sol göz. Hangimiz uğrayacağız? Tuhafınıza gitti değil mi? O zamanın insanı bu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. İnsanları nereden nereye çıkarttı görüyor musunuz? Köle gitti, öldü tabii sağ sol. Ha, kim kaybederse bu köleyi ödemekle beraber bir köle de bana hediye çıksın. Bu dönemde geliyor, insan kainatın çekirdeği hastesidir diyor. Ya bu cümleyi anlamayız ki biz. O asıl saadetten önce gitmesen, hallenmesen. He bayağı. Düşünebiliyor musun? Senin sağ gözüne Ebu Cehil, sol gözüne Velid İbni Muğre ok atıyor. Hangimiz isabet edeceğiz? Ne derdin orada sen şimdi? Tam o anda ok çekiyorlardı, bir adam geldi. Durun! Durun! Çık bayram, bayramı tam sensin yani okta. Durun! Ben Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, bu ok hedef tahtası değil, bu kainatın sultanı. Allah'ın halifesi, ruh-i zeminin esasatı, çekirdeği bu bayramdır. Seni böyle çıkartsa, oradan oraya çıkartsa nasıl bakardın buna? İyi mi? Arabada bir koltuk verene sağ ol, Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Ben böyle biraz 19. mektubu öyle okuyorum böyle. Hayal ediyorum, Cezilet'in araba gidiyorum. Allah Allah, parmağımdan su akıyor benim, Allah Allah ya. Benim parmağımdan. Ya ben ötekileri düşünmüyorum. Mucizesiz gördüm. Ya ben bir kaçarım ya. Hadi şimdi. Kaldır elini. Parmaklarına bak şimdi. Aşağı doğru tut. Su aktığını görsen şimdi. Ne yaparsın? Şok olurum abi. He? Şok olurum. Şu, yani ben kaçarım yani. Ya senin parmağından su aksa ne yaparsın? Şöyle parmağından su akıyor böyle. Allah Allah. Millet geliyor, kaplarını dolduruyor, develeri çekiyor. İstediğin zaman kesiliyor. He? Senin imanın artar ya.
Ötekiler ikinci derecede. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun için imanı temsilsiz yani. Biz su istasyonu açardık abi. Ha su istasyonu açardık. Doğru fazla kazan. En iyi su diye. Ne DC'yi koyardık? Hamidiye. Hamidiye. Parmak su. Ha? Parmak su. Başka ne su? Parmak su. Ulan bu dersin adı parmak su olsun, tamam mı? Ya peygamberimize onun için hakikaten diliyim ya. Vallahi billahi ya. İmanımdan demiyorum. Şimdi parmağından su akıyor. Bunun imanı ne olur ya? Ömrü diyorum akıya ayrılıyor. Bakıyor ya bu adama bir katkı olmuyor mu ya? Yani ortadan baktığım için adam diyorum tövbe yani. Affetsin beni o. Mezarı okuyorum. Kalk diyorum kalkıyor. Ya ne olurdun ya? Nasıl bir şey olurdun? He Ali? Abi onunki bizimkinin cinsinden bir terakki değildir. Yani ölüyor diyorsun ki çık salondaki o. Onun imanı artmaz abi. Artmaz. Başka bir şey olur. Ola aferin. Ay, öyle denir. Artmaz. Doğru evet, söyledi. Doğru. Beni iyi tanımladı yani. Yani ben deli oluyorum biliyor musun? Patlatamıyorum enerjimi ya. Ya ne olur ya mezara diyorum ki kalk kalkıyor. Buyur ya Resulallah. Buyur aslan ne haber? Şimdi mezara gitsem şimdi ya. Bazen düşünüyorum mezarlıktan geçiyoruz abi. Esselamu aleyküm ya ahlel kubur. Ve aleyküm selam ya aslan hepsi kalktı falan. Ne yapardım ben mezarlıkta? Herkes kalktı ne haber aslan falan. Bir kokulu rüya görüyoruz, bir ay unutamıyoruz ya. Adam kalktı mezarından, kefen mefen kalktı ya. Ya peygamber, acayip bir şey ya Resulallah. Allah'a nasıl yakışıyorsa sana öyle muamele etsin. O bizim Allah. Ne kaliteli Allah, tövbe işte ya işte Allah. Allah işte ya. Aleyküm selam. İyi. Selam verdi, biz koparttı, iyi oldu. Çok seviyorum ya. Maddi ve manevi infak ettiğiniz sizindir, edemediğiniz malın esirisiniz. O 9'u tamamlamaya çalışıyorum hem de. 9 oldu mu? Hadi bir çabuk. Düdüklü tencere gibi olmak, içi kaynar ama dışarı ancak ses, içeride farklılıkları cem edip ittihat ettiriyor, pişiriyor. Düdüklü tencere olmak gibi lazım. Veya benim tanımımla göl gibi olmak lazım, düşeni yutun. Deniz gibi olursan düşeni sahile atar. O çok kötü bir şey, başımıza bela atar. Ne mutlu o adama ki onun kusurları onu başkasının kusurlarıyla uğraşmaktan alıkoyar. Şimdi gene Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bir şey rivayet. Beni Adem'in cisminde 4 cevher vardır ki bunlar 4 şey ile mahvolur giderilir. İnsanoğlunda 4 tane cevher varmış. Cevherler şunlardır. Akıl, din, haya ve salih amel. İşte gazap ve hiddet aklı izale eder. Gazap ve hiddet anında akıl yok olur. Yoksa gazap olamaz. Haset dini götürür. Tamah hayayı giderir. Gıybet ise salih amelleri siler götürür. Mamafi devam ediyor. Ezayı hilm ile. Enfusi bir murakebe ile. Münkeri maruf ile. Şerri hayır ile. Cehli ilim ile. Gayzı kazm ile, yani öfkesini meydana vurmamakla, şirki kelime-i şehadetle izale ediniz. Evet, şimdi bu bitti. Şimdi 9 oldu neredeyse sevgili arkadaşlar. Muhakemattan latif nüktelerden, ondan sonra size gayrimüteşir okuyacağım. Size gayrimüteşir çok harikadır. Ama ben ilk önce muhakemat bu muydu? Evet. Kardeşlerimden 40. Hem siz de görüyorsunuz. İster de bana bak, nereye bakarsan bak. Kardeşlerimden rica ederim ki şu cümleye bak. Sıkıntı veya ruh darlığından veya titizlikten veya nefis ve şeytanın desiselerine kapılmaktan veya şuursuzluktan arkadaşlardan sudur eden fena ve çirkin sözleriyle birbirine küsmesinler
ve haysiyetime dokundu demesinler. Ben o fena sözleri kendime alıyorum. Damarınıza dokunmasın. Bin haysiyetim olsa kardeşlerimin mabeynindeki muhabbete ve samimiyete feda ederim. Said Nursi. Dava adama bakın yani. Biz var olan şeyi, cümleyi zor anlıyoruz ve hazmediyoruz. Bu ruh, bu yokken ortaya çıkartmış. Şimdi size gayrimüteşir okuyacağım. Münteşir'de yok. Latince'de yok. Osmanlıcasında da yok. Osmanlıca mektubatta yok. Şeyde var. Gayrimüteşir'de. Zaten altında yazıyor. Görüyor musunuz? Gayrimüteşir. Yeni gelenler için diyorum. Gayrimüteşir yani Latince'de neşredilmemiş. Ona göre dinleyin. Bu antikadır. Bak görüyor musunuz? Kağıdı yapıştırdım. Şöyle buradan da göstereyim. Daha iyi anlaşılır. Bak şu mektubat. Görüyor musunuz? Bak bunu yapıştırdım. Yok. Emniyetine binaen yapıştırdım. Bak yok. Şimdi bu mektubu okuyacağım. Aziz Sıdık kardeşlerim. Şimdi muhtelif garazkar çok ceyranlar perde altında kendilerine taraftar bulmak ve muarızlarını çürütmek için her çeşit desiseleri istimal ettiklerinden nur dairesindeki kardeşlerimize bir hakikati beyan etmek lazım geliyor. Ta ki kutsi hizmet-i nuriye ve imaniyeye bir zarar gelmesin. Birincisi, Levent çok acayip. Risale-i Nur'a girenin birinci vazifesi, duyuyor musunuz? Risale-i Nur'a girenin birinci vazifesi tam sadakat ve tam sebat etmektir. Yoksa hem kendine zarar hem binler hakiki müminler olan nurculara yardım lazım gelirken futur verir. Mesela Rüştü abinin şöyle bir misali vardı. Yeni camide, Eminönü'nde kumrular oturuyor ya, iniyor böyle 100 tane 200 tane otlamaya iniyorlar. Bir tanesi şöyle heyecan yapsa 100-200 tane kumru, hiçbirisi otlamaya, herkes otlamayı bırakır, onlar da tedirgin olur. Uçsa hepsi arkasına patlatat gidiyor. Onun için bir nurcu kardeşimizin hizmet eden dava adamı hatası olamaz mı? Senin de olduğun gibi onun da benim de olur. Ama bizim gibi insanların hataları fazla gözüküyor. Onu ne yapacağız? Elimizden geldiği kadar şahsi hata ise yok etmeye çalışacağız. Kusurlarını gizlemeye çalışacağız. Men dakka dukka. Çalma kapıyı, çalarlar kapını. Kusurları gizlemeye çalışanlar kusurları gizlenmeye layık olur. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Kusurlar affedenlerin affa hakkı vardır. Mesela ya Rabbi ne affet haşir meydanında. Sen dünyada kimseyi affetmedin ki diyecekler. Ya Rabbi kusurlarımı gösterme. Sen bütün insanların kusurlarını alene ettin, ilan ettin. WhatsApp'ta gösterdin, şurada yaptın, bunu yaptın. Niye böyle bir vazifen mi vardı? Niye yayıyorsun kardeşim? Batıl şeyleri niye tasvir ediyorsun? Umumu hukuksa, umumu hukuk ehilleri beyan eder. Niye böyle hemen bir şey duyduğun zaman hata dahi olsa dur belki vazgeçmiştir. Biraz onun psikolojiyle, psikolojisiyle yoğrulsana yani. Mesela bu kürsüde konuşmak ayrıdır. Orada dinlemek şu anda ayrı bir psikolojidir. Öyle bir gerilim var ki. Yani dellalı Kur'an olan Said-i Muvakkaten makamında bazı haller oluyor, senin değildir diyor. Beşerdir. Bir sürü şeyler çekiliyor. Oluyor da işte yani insan. Sırf kendim için konuşmuyorum. Yani adam hatadan âli değil yani. Hata yapabiliyor. Şimdi de öyle mi yani? Seneler önce bir hata yapmış vesaire. Arkadaşlar, cephede dava arkadaşlarını kaybetmek savaşa ihanet olur. Cephede bir sürü hata da olur. Cephedeyiz. İnsandır. Benim için konuşmuyorum. Gündelik hayatta demek ki bu bir şey için ki bu ders bana yaptırdı. Aslında ben bunu yapmayacaktım.
haritalı kader yapacaktın. Ne var içtimaiyette? Geniş dairede bilmiyor. İkincisi, birincisi bir de okuyayım. Risale-i Nur'a girenin birinci vazifesi tam sadakat ve tam sebat etmektir. Yoksa hem kendine zarar, hem binler hakiki müminler olan nurculara yardım lazım gelirken futur verir. İkincisi, 21. Lema-i İhlas'ı da ispat ve tafsir edildiği gibi nur şakirtleri birbirini tenkit etmemek ve itiraz etmemek, kusuru varsa da lütufkar bir tarzda hatıra getirmek, yani onlar ne biçim adamsın, ne biçim bak bunu yapıyorsun değil, lütufkar. Mesela şu ortamda da çıkıp da hop abi, hoca yanlış söylüyorsun. Bu da değil yani. Lütufkar yani. İslahına çalışmak yani. Lütuf yani. Öyle lütufla. Abi lütuf nedir? Herkese göre değişir. Nasıl değişir? Sana nasıl yapılmasını istiyorsan bana da öyle yap. Sen nasıl burada otursan, hata nasıl sana söylenmesini isterdin? Bana öyle yap şimdi. Bana öyle yap. Empati yapmamız lazım birbirimize karşı. Merhametli olmamız lazım. Çünkü biliyor musunuz? Birbirimizden başka yakın dostumuz yok. Karadeniz'de bir çeşme var, şöyle yazıyor. Bu çeşme ne güzel bir çeşme, içmeye bir tası yok. Kalk kırmak çok kolaydır. Yapmaya ustası yok. Seyahatte görmüştüm, ezberlemiştim. Kavlileyin üstüne diyorsun abi. Kavlileyin. Allah Musa Aleyhisselam'a Firavun için diyor ki git diyor fekula kavlenleyine ya Musa. Git diyor kavlileyine söyle en büyük azılı düşmanına. Bana geliyorsun ne biçim adamsın lan böyle yapıyorsun lan. Musa Aleyhisselam Firavun'a öyle yapmadı ya. Yani bizim Karadeniz'de şöyle bir laf var. Düşmanı anan bile doğurur. Yani kardeşin olabilir. Düşman o kadar kolay bir şey. Ne gerek var ya? Ne bileyim ya, acayip bir şey. Bana dokunuyor biliyor musun? Yani birileri yapıyor dokunu değil. Ben yapıyorum bu kusurları da bana dokunuyor. Sizde böyle bir şey yok. 21. Lema-i İhlas'ı da ispat ve tavsil edildiği gibi nur şakirtleri birbirini tenkit etmemek, itiraz etmemek, kusur varsa da lütufkar bir tarzda hatıra getirmek, mümkün olduğu kadar birbirine tam tesanüt ve ittifak ve kusura bakmamak değil evhamla, yani varsa böyleyken değil evhamla şüphelerle itham etmek, sen herhalde bunu kastetmiştin, bunu demek istiyordun, bunu yapmak istiyordun, hele hele böyle şüphelerle evhamlarla itham etmek, belki gözüyle de kabahatini görse ve kendine karşı da adavetini bulsa yine onun aleyhine itiraz etmemek, yalnız bir nevi meşveretle birbirini kusurdan muhafaza etmeye çalışmak gerektir. Mesela o kadar kusurum var ki yani benim çok tenkit etmişim ama güzel bir tane şeyi söyleyeyim. Bu dediğini yapmak zorunda kaldım galiba. Bir cenazede katılmıştım. Bir abimiz 5 yaş benden daha büyük. Biliyorum yani o olduğunu, bir şeyler duymuştum. Abi dedim cenazede. Seni çok seviyorum biliyor musun dedim. Anam. Yürüyorduk böyle. Bir dur dedi. Tuttu böyle. Yürüyor bir şeydi. Tuttu. Şap şap öptü, sarıldı biliyor musun? Hem de Ulvi abinin annesinin cenazesinde yani Sincirli Kuyu mezarlığında oldu. Bak yeri de söylüyor. Çok ilginçtir. Orada rastladığım bir şeyi de anlatayım size. Hem tenimiz ettireyim. Ama böyle yapmıştım. Tabii ya dedi. Biz kardeşiz dedi ya. Canım benim dedi. Ürü böyle büyük bir şeydi. Öptü sağına sağına, sarıldı. Yani şimdi diyorum ki nerede olursa olsun kardeşim onun kadar hizmet ediyorsan itiraz et diyormuş. Orada rastladığım bir şeyi anlatayım size. Zincirli Kuyu'da abinin annesini gömdük. Birisi çağırdı beni. Hasan abi, Hasan abi. Ola gittim, ne oldu ya? Çağırdı gitti. Abi gelsene dedi, bu kim mezarı? Sakıp Sapancı'nın mezarı.
Sapancı'nın mezarı. Sapancı yazıyordu. Allah Allah. Durdum böyle, tamam. Abi kafayı kaldırdım, şöyle bakar mısın dedi. O mezara ben niye çağırdım? Bir baktım ki Türkiye'nin o zamanda yapıldığı zaman en yüksek binası. Akbank onun ya. Levent var ya, Levent'teki o dev. Mezarına böyle duruyorum, kafayı kaldırınca dev binası orada. Ulan o binanın sahibi burada olur mu dedim ya. Allah. Öyle demişti mi en son? Bugün Mehmet abi demişti. Meşhurların en son sözleri, Sapancı da şöyle demiş. Servetim sıhhatıma kafi gelmedi. Mezar böyle ha, bak hani böyle. Böyle yatıyor. Allah Allah, ulan dedim. Tuhafıma gitti, ona Sapancı burada ne işi var ya, nasıl olur falan. Abi bakar mısın, boşuna çağırmadım seni. Kafayı kaldır dedi. Abi baktım ki Akbank. Dev, en büyük bina. O zaman en büyüktü. Onun yanında şimdi TOKİ en büyük yapmış. Bir baktım ki dev Akbank, kırmızı böyle dev. Allah Allah, onun sahibi burada ne işi var ya? Çok tuhaf ya. Değmiyor be kardeşim. Vallahi değmiyor ya. İstersen gökdelen olsun, sevgi gece kondu, oradan kurtulamıyoruz. Ezeli ve ebedi, bir daha dönüşü yok. Ya umumu uhuvveti kazanan, yapan, muvaffak olan bir kardeşimiz velilerden daha yüksek makam alıyor diyor. Değil mi? Kastamonu'da. Yani uhuvveti koruyan. Ben bu hizmetle değil. Anne babandan koru, kardeşini koru, evliyken koru. Ya kutsullarını tamim etme, genelleme. Sen zaten öylesin ya. Sen zaten falanca düğünde de böyle yapmıştın ya. Arabada da şöyle yapmıştın. Lan ne genelliyorsun ya. Sizin akraba da zaten böyledir. Bak akraba deyince adam girdi. Akrabasından geliyordu ondan. Anlıyor musun? Genellememek lazım. Arkadaşlar kardeşiz, ne olur. Ben bunu tadat ederken kendi böyle şeyimi söylüyorum yani. Genellememek lazım. Sen zaten böylesin ya. Niye böyleyim mi? Bu ne kız canım? Niye böyle hepsini topladın? 2 sene önce düğünden çıkarken, 3 sene önce falan yerde, 7 sene önce var ya, ders yaparken bana hedeflemiştin. Yani koca bir dersi senin için yapacak yani. Bazıları öyle diyor. Abi o dersi bana yaptın. Hakikaten mi ya? Sen kimsin dedim ya falan, bir bakayım. Sen o kadar büyük adam mısın? Koca bir cemaati bıraktım da sırf sana ders yapmışım. Tamam, bu da var ya. Dedim ki eğer seni isabet etmişse Allah'a şükret. Tam dersini almışsın. Çünkü derse tam muhatap ettin. Ders dinlerken tam muhatap olmuşsun. Keşke ben de öyle ders dinlesem ya. Dün dersteydim. 2-2,5 saat yola gittim. Orada bak, Murat Çetin var ders. Kardeşim bir ders yap dedim, ben bir ders dinleyeyim ya. Hep ders mi yapacağım ya? Öyle mi? Bir ders dinleyeyim ya. Belki gözüyle de kabahatini görse ve kendine karşı da adavetini bulsa, yine onun haline itiraz etmemek, yalnız bir nevi meşrutiyet, birbirinin kusuruna muhafazaya çalışmak gerektir. Buna ait bir şey anlatayım. Bulsa, kusurunu görse, meşveret, telefon et. Abi, abla, kardeşim ne diyorsan, böyle böyle duydum. Böyle böyle bir emaresi de var. Ya bir gördüm ya. Bunun hikmeti nedir? La kardeşim o anda blok olur. Bak cinnet geçiriyor, adam intihar ediyor. Cinnet. Cin olduğu net yani. İmam-ı Gazali diyor ki her intihar edene zahire bakarsın murt dersin değil mi? Eğer kafası blok olduysa hiçbir mesuliyeti yoktur. Cinnet getirip karısını boşasa boş değil. Sonra uyansa kendisine gelse, ya sen de karıyı boşadın ya. Yok canım öyle bir şey yok. Ya talak verdin. Hatırlamıyorsa hükmü geçerli değil. Sen hala ne ısrar ediyorsun? Diyelim ki beni bir yerde gördün. Ya bu andaki psikolojim, zaafım, insanım da yani. İnsanda nebatiyet var. Hayvaniyet var. İnsaniyet var. İnsan, bir de iman mertebesi var. Öyle değil mi? Ya arkadaşlar. O gözüküyor değil mi? Şöyle yapsam. Ah, gitti. O zaman şöyle yapalım. Sevgili arkadaşlar, ben şöyle bir duygum var. Gelir mi? Ben şu haletimi şu andaki demiyorum. Mutadid defa dedim. Kendimizi satmaya değil. Artık ben
kaç defa hayatım şey olmuştu esbab noktasına. Artık takdiri, tenkidi, inanın çoğu aşmış yani. Samimi söylüyorum, itimat edin samimiyetime bak. Benim samimiyetim tanıyorsunuz. Diyorsam inanın tamam. Sizi gördüm derste, en rezil bir halde sokakta bir yerde görsem, vallahi, billahi, tallahi, 3 gün, 9 gün oruç tutmam lazım yalan söylüyorsam, en kepazesini görsem, beşerdir, düşer, olabilir. Verdiğim muhabbeti bir daha azaltmaz. Aynı gelecek hafta gel aynı muhabbeti gösteririm sana. Ben neler biliyorum. Ne simasında gözüküyor. Ne ehli geliyor. Yani bir bilsen simaya bakıyorum zina ehli. Yani gelmiş yani Almanya'da vesaire. Faiz yiyor bilmem ne yapıyor. Acayip acayip karayip. Namaz niyaz yok. Cenabet gelen var yani. Gözüküyor simada. Metroya bin ya kardeşim hayvanat bahçesi mi metro mu diyor ya. Şu Marmara evin, ben diğerlerini bilmiyorum metroyu. Üsküdar'a dersi giderim. Hayvanat bahçesini mi biliyorsun, metroyu, Marmara'yı biliyorsun belli değil ya. Bakamıyorsun korkuyorum. Haramdan değil ha. Ben şey ya geliyor ya. Siz de görüyorsunuz yani. Normal. Verdiğin makamı eksiltme. Şimdi niçin söylüyorum? Kardeşim ne olur bir şey duydun. Telefon et ya. Telefon et de ki. Ya abi kardeşim senin hakkında böyle böyle duyduk. Neyin nesidir diyor bak. Diyor ki yalnız bir nevi meşrette birbirini kusurda muhafazaya çalışmak gerektir. Sanki mal bulmuş mağribi gibi ona fax diyor, ona WhatsApp diyor, ona mail atıyor. Utanmıyor musun ya? Sen bir sürü kusurların var. La bari o kusurların örtülmesi için tam bir sebep. Kusurlar ört ki örtülmeye layık olarsın. Dün bir şey demiştim. Dün müydü, çarşamba günü müydü derste? Ondan sonra geçeyim okuyayım. Bak bir adam düşünün. Allah hep sevdiriyor. Allah'ın hep muhabbetini, hep böyle insanları Allah ile barıştırmaya çalışıyor. Bu vefat edince Allah bunun davranışının zıttıyla mı muamele eder karşılar? He? Sen bir düşün Levent. Bir insan hep seni muhabbette. Ya Levent abim şöyle yapıyor, Levent abim şöyle ders yapıyor. Levent şöyle de böyledir. Ya bu adama karşı bu muhabbetin olmaz mı ya? Gelince kapıdan da ne var lan Levent o takoz der misin ya? Hep Allah'ı sevdiren Allah buğz eder mi ya? Allah buğz etmez kardeş. Muhabbet istiyorsak muhabbet edeceğiz. Af istiyorsan affetmeye layık olacağız. Allah Resulü'ne sormuşlar sahabe. Toplanmış böyle. Bak psikolojiciye bak. Nasıl bir adam gene sinirleneceğim yani tabii müsbet. Şimdi Allah Resulü'ne bakın nasıl affı anlatıyor. Ben olsam şöyle affedeyim. Ya Resulallah affet diyorsunuz ama ne kadar affedelim? Şu Resulullah'ın şey psikolojicisine bak yani. Ben biraz ruhsal psikolojiciyim de biraz tahmin edersiniz. Onun için acayip etkileniyorum. Ne derdim ya bana? Hasan abi ben ne kadar affedeyim? Ne kadar affedeyim? Ya Resulallah ne kadar affedeyim? Allah Resulü şöyle diyor. Onları alıyor. Ey ashabım haşir meydanındasınız. Hesabınız görülüyor. Bir tarafta cehennem, bir tarafta cennet. Tepenize güneş inmiş. Boğazınıza kadar ter. Hesap önünüzde. Ne kadar affedilmek isterdiniz? Ya bu hesapta ben affedilsem, şundan da affedilsem, şunu da sormasalar, bunu da görmeseler, bunu da unutsalar, bunu da silseler der miydiniz? Derdik ya Resulallah. Ne kadar o anda affa layık ve muhtaç iseniz, getiriyor onları tekrar, burada o kadar affediniz. İlk önce hayalen fikren oraya taşıyor. O psikolojiyi yaşatıyor. Karına öyle bak. Eşine öyle bak. Dostuna öyle bak. Bak ne ya Resulallah. Şöyle yapın böyle yapın yapmıyor. Hop götürüyor. Bir eliniz bir sağınızda diyor. Cennet. Solunuzda cehennem. Önünüzde hesap. Arkanızda bir sürü hesap soracak insanlar. Hak. Peki ne kadar af olmak isterdin? Dur. Ne kadar mı? Falan yerde şunu yaptırsın, falan yerde şunu yaptım, içki içmişsin. Ama ulan bir sürü rezil ya. Hangisini? Ya keşke hiçbirisini görmeseler. Böyle yaşattı, durdu. Hayal edin dedi, düşünün. Sonra aldı, geldi. Ha, şimdi dedi, buraya getirdi fi. Dedi ki o kadar affedin. Yani affa ne kadar ihtiyacınız olacaksa o kadar affediniz. Affetmiyor musun? Demek ki senin affa ihtiyacın yok. Ne güzel demiş değil mi?
Yani süper değil mi? Başka bir laf olamaz yani. Bu peygamber de değil, acayip bir şey diyeceğim yani böyle. Acayip mi gidiyor? Muhabbet beni, şeriatı bozmaması lazım da ağzımı tutayım biz. Bismillah, dur. Acayip bir insan ya. Fikren götürüyor. Adı neydi ya? Suat. Osman mı? Suat. Su? Suat. Suat. Fikren Hüseyin götürüyor. O adamları yetiştiriyor. Götürüyor. Hüseyin Fikren yaşattırıyor. Bu ortamda ne kadar ihtiyacın var senin? Düşünüyor. Ulan adam kestik, namaz kılmadık, zina yaptık, bilmem ne yaptık. Yapmadığımız bir melanet kalmadı. Önümüzde sap. Ya onu da görmeseler ya, onu da silseler ya, o da püf, nereden çıkıyor? Püf, bir sürü. Nasıl isterdin bunlar yok olmasını? Ha, hayali. Çık şimdi oradan. Gel buraya. Ha, o kadar affedici. Sana diyecekler ki, bak şunları yapmıştın. Ama affedildin. Elhamdülillah. Niye? Gerekçe sen de dünyada şununu affetmiştin. Vay be. Ne güzel bir ölçü ya. Hoşuma gidiyor ya. Ne yapayım ya. Ama aciziz işte. Ya Rab. Adaletinle değil, merhametinle muamele et. Bizi meccanen affet ya. Vallahi ya. Dehri Hoca öyle derdi. Allah'ım. Diyecek hiçbir şeyimiz yok. Koyacağımız da ya, şunun hatırına da diyemeyeceğiz. Meccanen affet ya. Allah'lığın hatırına ya. Hakikaten ya. Yani yaptığımız günah şöyle dursun. Ettiğimiz gıybetler, yaptığımız o gizli o pislikleri eşeledik ya, affedersiniz boku. Açtık üzerine, kokuttuk ya belediyenin şeyi. Özür dilerim, bazı şeylerimi hissiyatıma verin. Lan kapat işte ya. Belediye bile çöplüğün üzerine kapatıyor. Dirilen diriliyor. Çürüyen çürüyor. Pislikler çürüsün. Çıkacaklar çıksın ya. Kapatmak lazım. Kapanmak istiyorsan. Kapatmak lazım. Hanım şöyle yaptım. Ne 2 sene önceki şeyini getiriyorsun kardeşim ya. Dün de böyle demiştin. Falan yerde de böyle yapmışsın. Ya bırak onu artık. Ört üzerini ya. Eşine kullan bunu ya. Yapma ya. Yoksa perde altında fırsat bekleyen münafıklar ve siyasi dinsizler, bidatkar ceylanlar az bir gevşeklik mabeynimizde bulsa parmaklarını sokabilirler. Sizin tesanüdünüzü kırıp emniyeti zarar verebilirler. Çünkü en büyük kuvvetimiz tesanüt ve sebat ve sadakattır. En büyük kuvvetimiz para, servet, güç değil. En büyük kuvvetimiz tesanüt. Tesanüt ne demek? Dayanışma. Dayanışma. Başka? Tesanüt. Fena fil ihvanın ifadesi diyebiliriz. Başka? Tesanüt. Nokta istinat olabilir mi? Nokta istinat zor. Tesanüt. Erdinç. Aferin öteki Levent. Tesanüt neymiş? Senetleşme oluyor. Senetleşme, tesanüt, senede. Yani bir esasata, bir kurala, bir kaydeye, protokolda birleşmek, senetleşmek. Ben tesanüt ediyorum. Nerede? Hani Laz'ın vaaz ederken doğru demiş hani. Öşür vereceksiniz cemaat. Balın öşürü var demiş balın. Ama öşürün hedefini gösteriyor. Öşür ver. Tamam. Şimdi tesanüt edeceğiz. Uhuvvet edeceğiz. İhlas edeceğiz. Yani burada olmaz. Nerede? Senden benim dışında. Tesanüt senetleşmek demektir. Yani bir ölçü, bir kaide, prensipte anlaşmak. O da laikalardır. Kur'an'ı Resulullah'sız, sünnetsiz anlayabilir misiniz? Hayır. Kur'an'ı peygamberin sünneti olmadan anlaşılmaz. Namazın şeyleri, vakitleri falan yok. Hayır. Ha. İman esasları da laikasız anlaşılmaz, tatbikatı olamaz. İstikamet olamaz. Kur'an sünnetsiz anlaşılmadığı gibi imani hakikatler laikasız da ifade edilemez, çözülemez, izah edilemez. Laikasız olamaz. Amenu ve amilu salihat. Şunu kastediyorum. Mektubat, lemalar, şualar, sözler. Hep sözleri niye arkaya koyuyorum? Sözler, mektubat, lemalar, şualar. 4. Anlaşılabilmesi için Kastamonu, Emirdağ, Sikke, Tarihçe'ye hayatta anlaşılır.
Ortadan bunu kaldırırsanız kıblesi olmaz. Hissiyatın kıblesi ihlastır. Hayatın kıblesi sadakattır. İlmin kıblesi sadakat olursa ilim olur. Yoksa cehalet olur. Devam ediyorum. Bizim en büyük kuvvetimizi bir de okuyayım. Tesanüt ve sebat ve sadakattır. Sadakat ise dendiği gibi yapmaktır. Bu ahirde Alevilik ve Vehhabilik cereyanları da birbirleriyle çarpıştırılmış. Mesela İran'la Suudi Arabistan. İkisi de zalim. İkisi de Ehl-i Sünnet'in dışında. Hele hele Vehhabilik, Suud yönetimi iki tane şehir tamamen yok edilerek kanlı bir ihtilalle geldi. İngiliz destekçisidir. Dinle alakası yoktur. Vehhabilik şimdi Türkiye'de Selefilik diye girmiş. Şimdi onunla Şia'yı, Şiaları birbirine çarpıştırılmış. Velhasıl Nurcu bir Şakirt iki vazife-i içtimaiyesi var. Birincisi, dedik ya işte gayrimüteşir. Abi bamteli oldu. Gayrimüteşir bu. Yok işte bak altında ne yazıyor? Gayrimüteşir. Görüyor musunuz altına? Şimdi Nurcuların iki vazifesi varmış. Mehmet abi merak ediyorsun değil mi? Bakayım neymiş, ben de merak ettim. İhlas, birincisi, İhlas hiçbir dünyevi menfaati hizmetine niyet etmemek. Yani ihlas ne demek? Hiçbir dünyevi menfaati hizmetine niyet etmemek. İstemeden menfaat gelse Allah'a şükreder. Hem tam sadakat ve tam sebat etmek gerektir. İkinci mektupta şöyle bir bayrak var, bayrak. Allah'ın bir bayrağı var. Sizden bir şey istemeyene tabi olunuz. Allah diyor. İn ecriye illa alallah. Öyle mi? Demek ki sizden bir şey isteyene tabi olmayınız var. Diyor mu demiyor mu orada? Ben mi uyduruyorum? Ne? Ha tamam yine ters söyledim. İttebiyü men la yeselikum ecren ve hum muhtedun. Doğru mu okudun? Karşılık beklemeden. İşte ha bu o ayet şey karşılık. İttebiyü. Kitap da oraya enteresan. İttebiyü. Evet ittiba edin. Tabi. Karşında sizden bir şey bekler istemeyenler. Ya bak kime tabi olacağımızı öğretiyor Allah. İtte bu ümmetle eselikum ecren ve muhtedun. Sizden bir şey talep etmeyene tabi olunuz. Allah Allah. Oturdu mu şimdi sistem kafamıza? Kime tabi olacakmışız? Bizden bir şey istemeyene. Biz de hayvan değiliz tabii. Biz de gayret ederiz canım. Değil mi sistem değil mi? Bir metottur, bir ölçüdür. Esas. Esas ya. İyi Allah razı olsun o ayet şeyi söylemiştim, düzelttin, iyi yaptın. Düzelttin ha tamam. Metsupluk oluyor bazen derste. İkincisi, bak birincisi bir de okuyayım. İhlas, hiçbir dünyevi menfaati hizmetinde niyet etmemek, istemeden menfaat gelse Allah'a şükreder, hem tam sadakat ve tam sebat etmek gerektir. İkincisi Nurcuların vazifesi, tam tesanüt ve kardeşlerini tenkit etmemek, kuvve-i imaniyelerini kırmamak, hiçbir vecihle rekabet etmemek, kusuru varsa örtmektir. Falan bir buna uysam ben, adam gibi adam olurum. Adam gibi adam olurum ama adam değilim ki. Birisinin bir şeysi var, bir on katıyorum dışarıya çıkarıyorum. Duymayan da bırakmıyorum. Duydunuz mu ya sen var ya yamuk adam falan. İyi adam gözüküyor bak neler halt etmiş. La demeyin ya. Deme. Bak neymiş? Tam tesanüt, tam senetleşmek, kardeşlerini tenkit etmemek, kuvve-i imaniyeyle. Benim kuvve-i manevimi kırdın. Kimin işine yarıyor? He söyleyin. Dalaletin. Cepheden beni devre dışı yaparsanız size ne karınız olur? Ben savaşmıyor muyuz hepimiz? Küfre karşı savaşmıyor muyuz? Beni devre dışı yaptınız. İşinize mi gelir? Sen devre dışı oldun he Mesut. İşinize mi gelir benim? Kimin işine gelir? Zındıkanın işine gelir kardeşim. Ya herkesin bir cephanede bir vazifesi var cephede. Kimisi su getirir, kimisi menzil kazar, kimisi mermi yapar, kimisi mermi atar ya. Bir şey yapar yani. Kusursuz insan olur mu? Bazı insanlar var ki arkadaşlar aramızda kalsın. Bazı tipler var ya onlara şöyle diyorum. İyi ki Allah Resulü zamanında gelmedin. Onda bile kusur bulurdun.
Resulullah'ta bile kusur bulurdu. Çünkü fıtratı böyle çalışıyor. Arı su içer, bal akıtır. Aynı suyu yılan içer, zehir akıtır. Arkadaşlar, hazm olmayan ilim enaniyettir. Hazm olmayan ilim gurur kibirdir. Yükseldikçe alçalıyoruz, alçak tabana doğru. Yani okuduğumuzu uygulamasak, seyrettiğimiz videolar şeytanın elinde vesvese oluyor. Bakın bakalım vesvese şeytan neyi kullanıyor? Senin seyrettiğini, benim seyrettiğimi kullanıyor. Benim okuduklarımı kullanıyor. Okuyup da uygulamadığım her şey bana vesvese olarak geliyor. Abi vesvesem var dediğini ya, okuduklarını yap diyorum. Abi vesvesem var, günahtan uzaktır kardeşim. Namazda gidiyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin olan video geldi. E tabi ya, bir saat önce video seyrediyordum. O gelecek tabi. Ne gelecek yani? Neyi seyrediyorsam o gelecek. Öyle değil. Seyretmediğim bir şey getirme yetkisi yok. E o geliyor. Şimdi Barlağı 124'ten okuyorum. Gayri müteşildi bu. Arkadaşlar inşallah adam olacağız. İnşallah. Bu kaideleri birbirimize değil, ailelerinize uygulayın ya. Ağrıma gidiyor biliyor musun Müslümanların mahkemelerde olmaları? Şey diyor abi, vallahi 224 olsa lazım. Şefkat ve merhamete hasret çekiyoruz diyor. Allah Allah. 224. 224 mü? Ulan vallahi 224, o çok hoşuma gitti. Şefkat ve merhamete hasret çekiyoruz. Hasret çekiyoruz. Zekaini fıkrası da mı? Tabii, sonunda. Sonunda mı? Aziz Ustadı mı diyor? Sonlara doğru. Dur bakayım. Ulan antika adamsın ya. Dur bakayım ustadım ah Hasan. Ata Bey'le başlayan şey değil mi mektup? He? Zekan bak, kalbime derin bir ihtiyaç ve iştiyak içinde. Ustadım arzu ediyorum bugünlerde sıcak. Tabii senin dediğine aynen inanıyorum da bir de görseydim iyi olacaktı bu yani. Orada 224. Öyle mi? Tamam 224'te. Bulamadı. Benim kafa o kadar çalışmıyor. Ruh garip. Bu anda hayatımın arasında mütevniyesine tesir oluyor. Ha aferin ya. Ah ustadım. Ben uydurmuyorum öyle yazıyor. Ah ustadım. Bazen zahiri hadisat insanı çok düşündürüyor. Gayri ihtiyari, ruhu garip, rikatle karşılık bir izdiraba düşürüyor. Bu anlarda hayatın kararsızlıklarından mütevellit yeis bizi müteessir ediyor. Şefkat ve merhamete hasret çekiyoruz. Vay be. Ulan baba adammış be zekayı. Baba ya o. Ha? Adam, delikanlı ya değil mi? Delikanlı asosu yani. Kusura affedin yani. Siyatime engel alamıyorum. Bunu asmak lazım. Bak ya, hakikaten asmak lazım da yani yapıştırmak yani. Yoksa evet, yani asmak değil yani. Yok şey yazı. Ya ne bileyim seviyorum ya. Neslihati bu mektupları 10 sene sonra falan böyle ağzını suyu akar yapacak. Bak hele ne olur bakar mısın bak. Şefkat ve merhamete hasret çekiyoruz. Şefkat ve Allah razı olsun senden ya. Şefkat ve merhamete hasret çekiyoruz. He Safa, şefkat ve merhamete hasret çekiyoruz. Ne kadar bizden uzaklaşmış. Tam asrımıza muvafık. He ya. Aslan abilerim benim be. Gel de buna dil uzatayım. Ah ah. Neyse şuradan bir yer okuyalım. Okuyalım bugün hava şey ya. 124 de enteresan mektup abi okuyacaksın ya. Okuyacağım ya. Ona göre bak ben bir şey demedim size bu dedi Levent abi. Ondan sonra bak harika bir yer. Bak açtım size de. Evet. Tamam arkadaşlar. Can alıcı mektup ya. Üf. Arkadaşlar bunu itimat edin bana biliyorsunuz da ben de şey için söylüyorum. İnanın haritalı kader yapacaktım. Kim ne isterse sorsun. Onu yapacaktık devam. Ona dedik son ikinden sonra sahabelerin veraseti nübüvvetini yapacaksın kardeşim. Mektubattan. 15. mektuptan tamam mı? Çalıştım ya. Acayip patlar gibi oldum. Akşam namazına geliyor. Pat diye bu ip.
Dedim ya Barla'da bir şey var dedim. Bakayım ip burada. Niye bu ip burada dedim. Oh bir baktım. İlle bunu yapacaksın. İşte burası. Hadi bakalım. Az kaldı değil mi? Oo. Bunu okuman lazım. Çok acı bir kitap. Okuyayım be. Düz okuyayım hadi. Said Nursi'nin bir fıkrasıdır. Herhalde Hasan Akar'ın olacak değil. Bismi Subhani ve min şeyin ila sivi bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bazen ayetleri de böyle gırırırt yapıyorum böyle. Çabuk oluyor kusura bakmayın. Aziz Sıdık, Sadık, çalışkan kardeşim, hizmeti Kur'an'ı de arkadaşım Refet Bey. Hitaba bak ya. Adam zaten bu hitapla ölür yani. Aziz Sıdık, Sadık, çalışkan kardeşim, hizmeti Kur'an'ı da arkadaşım Hasan dese şimdi. Püş, duydunuz mu bak ne yazıyor benim için falan. Tabii ya. Ya ne güzel mesleğimiz var ya. Hoşuma gidiyor ya. Senin gördüğün vazife-i Kur'an'ın hepsi mübarektir. Cenab-ı Hak sizi muvaffak etsin. Futur vermesin, şefkinizi artırsın. Amin hepimiz ya Rabbi. Senin vazifen yazıdan daha mühimdir. Yalnız yazıyı terk etmeyiniz. Yani kitap okurken not alınız. Mümkünse Osmanlıcayı öğreniniz. Öğrenelim hepimiz. Yazalım. Ama okurken gençler, ya Allah Allah bu mana, ya ben anladım zannetme. Deftere kaydet, o uçar. Uvvet için bir dusturu beyan edeceğim ki, o dusturu cidden nazara almalısınız. Yapsın o. Uvvet için bir dusturu beyan edeceğim ki, o dusturu cidden nazara almalısınız. Şu cümleye bak. Boyamış mıyım orada da? Hayat vahdet ve ittihadı neticesidir. Hayat vahdet ve ittihadın neticesidir. İntizaçkârâne ittihat ettiği vakit manevi hayatta gider. Bir de okuyayım. Yanlış mı okudum? İntizaçkârâne ittihat gittiği vakit. Gittiği vakit. Manevi hayatta gider. وَلَا تَنَزَّهُوا فَتَفْشَلُوا وَتَزَهَبَ لِهُكُمْ İşaret ettiği gibi birbirinize çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da devletiniz, gücünüz gider. İşaret ettiği gibi tesanüt bozulursa cemaatin tadı kaçar. وَلَا تَنَزَّعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَزْهَبُوا وَتَزْهَبَ لِهُكُمْ Ne olur? Tesanüdünüz bozulursa cemaatin tadı kaçar. Hakikaten kaliteli bir cemaat insanı kaliteye götürüyor biliyor musun? Huzur veriyor ya. Şu anda rahat değil misin ya? Rahatız ya. Gıybet yok, iftira yok, siyaset yok, şu yok, bu yok, bunu eleştirmek yok. Öz eleştiri yapıyoruz kendimize böyle. Ne kadar hoş oluyor ya. Benim hoşuma gidiyor bak. Tesanüt bozulsa cemaatin tadı kaçar. Bilirsiniz ki 3 elif ayrı ayrı yazılsa kıymeti 3'tür. Tesanüdü adediyle içtima etse, 3 tane elif yan yana konsa, 111 kıymetinde olduğu gibi, sizin gibi 3-4 hadimi hak, ayrı ayrı ve taksimul amal olmamak cihetiyle hareket etseler, kuvvetleri 3-4 adam kadardır. Yani 3-4 adam ayrı ayrı olsa 3-4 adam olur. Eğer hakiki bir uhuvvetle, birbirinin faziletleriyle iftihar edecek bir tesanütle, yani benim abim var ya, benim kardeşim, delikanlı Suat var ya desem, yani birbirimizden gurur duysak, Allah razı olsun lan, güzel hizmet ediyor, kusurlar, kusur olmayan mı var be kardeşim, dese, ne olur, hakiki bir uhuvvetle, birbirinin faziletleriyle iftihar edecek bir tesanütle, birbirinin aynı olmak derecede bir tefani sırrıyla hareket etseler, o 4 adam 400 adam kuvvetinin kıymetindedirler. Sizler koca İsparta'yı değil, belki büyük bir memleketi tenvir edecek elektriklerin makinistleri hükmündesiniz. Makinenin çarkları birbirine muavenete mecburdur. Hem birbirini kıskanmak değil, belki bilakis birbirinin fazla kuvvetinden memnun olurlar.
şuurlu farz ettiğimiz bir çark, yani bir fabrika veya saatin çarkları şuurlu farz olsa, daha kuvvetli bir çarkı görse memnun olur. Çünkü vazifesini tahfif ediyor. Yani vazifesi hafifliyor ötekisi devreye girince. Hak ve hakikatin, Kur'an ve imanın hizmeti olan büyük bir hazine-i aliyeyi omuzlarında taşıyan zatlar, kuvvetli omuzlar altına, kuvvetli omuzlar altına girdikçe iftihar eder, minnettar olur, şükreder. Sakın birbirinize tenkit kapısını açmayınız. Sakın birbirinize tenkit kapısını açmayınız. Tenkit edilecek şeyler kardeşlerimizin hariç dairelerde çok var. İsrail yeter bize. Amerika, İngiltere yeter. Ters söyledim. Amerika, İsrail'i, bütün dinsizleri musallat eden, arkada gözükmeyen en büyük dessas kim? İslam'ın ezeli düşmanı diyor. He? İngiliz. Eski eserde geçiyor. Kim diyor İran? Yanlış. Yanlış. Üstad eski eserinde söylüyor. Hangi eserinde söylüyor? İslam'ın ezeli düşmanı İngiliz diyor. Olmaz mı? Attınız. Biraz yakın olsun. He? Münazarat. Orada da değil. He? Peki, siz bilirsiniz. Ben niye demiyorum, tahmin ediniz. Ben de bilmiyorum. Sunuatulat işaretta. Orada İslam'ın ezeli düşman İngiliz. Bir de okuyayım. Sakın birbirinize tenkit kapısını açmayınız. Tenkit edilecek şeyler kardeşlerinizden hariç dairelerde çok var. Ben nasıl sizin meziyetinizle iftihar ediyorum? O vaziyetlerden ben mahrum kaldıkça sizde bulunduğundan memnun oluyorum. Kendimindir telakki ediyorum. Siz de ustadınızın nazarıyla birbirinize bakmalısınız. Siz de ustadınızın nazarıyla birbirinize bakmalısınız. Adeta her biriniz ötekinin faziletlerine naşir olunuz. Kardeşlerimizden İslam köylü Hafız Ali Efendi kendine rakip olacak diğer bir kardeşimiz hakkında gösterdiği hissi uvveti çok kıymetli gördüğüm için size beyan ediyorum. O zat kim? Hüsrev abi. Hüsrev abinin matbaasına ne diyor ustad? Gül fabrikası. Hafız Ali abinin fabrikasına, yani tekstil makinesine, nur fabrikası. Baktı ki Hafız Ali abi, onlar da etba var, onun da etba var. Sıkıntı olacak, rekabet olacak. Torbaya koyuyor fabrikasını. Tekstil makinesini torbaya koyuyor. Etbağını da alıyor. Hüsrev abiye selam çakıyor. Diyor ki abi emrindeyim diyor. İster al, ister bizi çalıştır, isterse ben gideyim teslim ediyorum. Hüsrev abi dedi ki koy. Etbağını da bıraktı. Çekik ustadın yanına gitti. Ustadın yanına gittim. O zat yanıma geldi. Ötekinin hattı, yani Hüsrev abinin hattı, kendisinin hattından daha iyi olduğunu söyledim. O daha çok hizmet eder dedim. Baktım ki Hafız Ali kemal-i samimiyet ve ihlas ile onun tefevvüküyle iftihar etti. Onun üstünlüğünden iftihar etti. Telezzüz eyledi. Hem ustadının nazar-ı muhabbetini celbettiği için memnun oldu. Acaba doğru mu böyle? Ustadım tabii falan. Acaba yalaka mı yapıyor? Diye onun kalbine dikkat ettim. Gösteriş değil, samimi olduğunu hissettim. Geldi Hasan yapsın ha bunu.
Cenab-ı Allah'a şükrettim ki, ama takdir ediyoruz. Cenab-ı Allah'a şükrettim ki, kardeşlerimin içinde bu âli hissi taşıyanlar var. İnşallah bu his büyük hizmet görecek. Hangi iş görecek? Yazmak, çizmek, anlatmak, ders yapmak, dershane açmak değil. Hangisi? İnşallah bu his büyük hizmet görecek. Elhamdülillah. Yavaş yavaş o his bu civarımızda kardeşlere sirayet ediyor. Küçük bir latife. Ben saat geçtiği için bundan sonrasını okumayacağım. Şu cümleleri İhlas Risalesi'nde geçen sırf baş cümleleri, baba cümleleri okuyacağım. Efendim 160. sayfayı aç kardeş. Birinci dusturunuz, merak etmeyin okumayın, sırf cümleyi okuyacağım. Amelinizde rızayı ilahi olmalı. Bir daha okuyorum. Amelinizde rızayı ilahi olmalı. Eğer o razı olsa bütün dünya küsse emniyeti yok. Eğer o kabul etse bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse sizler istemek talebinde olmadığınız halde haklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir. İkinci dusturunuz, bu hizmeti Kur'an'ı'da bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet furuşluk nevinden gıpta damarını tahrik etmemektir. Bir de okuyorum. Bu hizmeti Kur'aniye'de bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet furuşluk nevinden gıpta damarını tahrik etmemektir. Sayfa 161. Üçüncü dusturunuz. Bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz. Bir daha okuyorum. Bütün kuvvetinizi İhlasta ve hakta bilmelisiniz. 162. Dördüncü dusturunuz. İhlas kaç tane dustur var İhlas'ta? İhlas'ta kaç dustur var? Hatırlayan var mı? 4. Sonuncusu bu. Peki İhlas suresi kaç ayettir? 4 ayettir. Her bir ayet bir dusturun açılımıdır. Yani her ayetin açılımı dusturdur. Dördüncü dusturunuz. Küllehü küfüven ehed. Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda, yani doğuruyor buradan. Faziletlerini kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Bir de okuyorum. Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Sırf buna uysa bir insan ne olur? Uçtu ya, uçtu. Bir şey kalmadı ki. Uçtu, uçtu. Dava arkadaşına böyle bak. Bakalım beraber. Kardeşlerinizin meziyetlerini, kardeşinin bir meziyeti mi var? Sanki ben yap, kendinde hisset. Şahıslarınızda fazileti mi var? Kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Allah bu hakikate mazhar eylesin. Amin. İki cihanda aziz eylesin. Amin. Hakkı hak bilip hakka yapışmayı, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşan zümresine nail eylesin. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza istikametullah nasip eylesin. Amin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Amin. Bizim erba-ı habiselerden, mevad-i şerilerden, cinlerden ve habis ruhanilerden hıfz-ı emin eylesin. Amin. Ve onlardan korunması için
Hazreti Ali'ye hangi esma ve sıfatla onlardan korunmak için huddam yaratmışsa, bizi de onların şerrinden korunması için Hazreti Ali'ye yaratılan huddamı hangi esma ve sıfatla iktizasıyla yaratılmışsa, o esma ve sıfatın hürmetini hatırına bize de Allah bu huddamları ihsan eylesin. Amin. Vahir davahu menil hamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi, ağlayan alem-i İslam'ı İttihad-ı İslam'la güldürmeyi nasip eyle ya Rabbi. Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, boş durumlarımıza eda nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, zihnimizde ne geçiyorsa senin için çok basit. Gücün sonsuz Allah'ım. Bizim için lazım ve elzem. Allah'ım hikmetini iktiza ediyorsan onu nasip eyle ya Rabbi. Amin. Korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi. Amin. Umduklarımıza nail eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, ne isteyeceğimizi de bilmiyoruz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne istiyorsa istiyoruz. Amin. Ya Rabbi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nerelerden sığınmışsa biz de sığınıyoruz. Amin. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ve ahir davahu menilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha. Tümas salavat. Salam.